Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Halit Yürekli. Size lineer sulama ve center pivot sulama sistemleri hakkında bilgi vereceğim. Pivot sulama sistemleri. Dünyanın birçok yerinde büyük tarım alanlarının en ekonomik ve yüksek performansla sulanması amacıyla oluşturulan bu sistemler yıllar geçtikçe birçok bitkinin farklı arazi ve iklim koşullarında sulanmasıyla da kendisini kabul ettirmiştir. Bu sulama sistemleri lineer, doğrusal ve sentripivot merkezi sulama sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Lineer doğrusal sulama sistemi çelik konstrüksiyonlu galvanizli bir sistemdir. Tamamen elektrikle çalışan sistem olup dizel motorlarla da çalışabilir. Ancak elektriğe göre daha pahalı olduğu için az tercih edilir. Arazinin durumuna göre planlanıp yapılır. Her tekerde elektriksel sistem vardır hareket en sondaki tekerden başlayarak en baştaki tekere kadar gelir. Lineer sulama sistemi mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, yonca, şeker pancarı, kavun, karpuz, soğan, patates, bakliyatlar ve tüm yem bitkileri için kullanılabilir. Sistemin çalışması için bir hat boyunca su alan makine doğrusal hareket ederek sulama yapar. Lineer sulama sistemi genel olarak Dikdörtgen araziler için kullanılır. En az dekar ve daha üzere araziler için maliyet açısından daha uygundur. Makine için arazide %5 meyil olması avantaj olmakla birlikte eğim arttıkça sistemsel sıkıntı oluşmaya başlar. Diner sulama sistemi su kullanımında ortalama %90-95'e varan randıman sağlar. Sistemlerle tek bir merkezden ilaçlama ve gübreleme yapmak mümkündür. Lineer sistem kurulu arazilerde ikinci ürün ekilecekse hızlı bir şekilde gün bekleme durumu söz konusu olmadan ikinci ürün ekilebilir. Sistem sayesinde toprak tavda değil ise hemen tava getirilebilir. Sulama sezonu boyunca tekerleklerde batma durumu yok denecek kadar azdır. Arazide kaymak tabakası oluşmuşsa bu durum springlerle sulama yaparak kırılabilir. Diğer sistemlere nazaran kaymak tabakası oluşumu daha az olur ortalama 30-35 yıl kullanım ömrü vardır saatte 8-10 metre hıza kadar hareket edebilir sezon sonunda arazinin sonundan başa getirileceğinde elektrik parosundan ayarlanarak maksimum saatte 160 metre hıza ulaştırılarak arazi başına getirilebilir lineerlerde başlık debileri ortalama saatte 250 litredir İki tekerlek arasına span denir her 3 metrede spring konulur Diğer sulama metotlarıyla karşılaştırıldığında hem iş gücünden hem de zamandan tasarruf sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Dekara birim maliyet ters orantılıdır. Arazi büyüdükçe birim maliyet azalmakta, sistemi kullanmak daha mantıklı hale gelmektedir. Center pivot sulama sistemi. Pivot sulama merkezi bir eksen etrafında elektrikli veya su basınçlı motorlar vasıtasıyla hareket eden uzun çelik yapıdır. Bu çelik yapı üzerindeki su borusuna bağlı yağmurlama başlıkları ile arazi düzenli bir şekilde sulanabilmektedir. Centrifugal sulama makineleri ortalama 34-60 metre arasında kulelerden oluşmaktadır. Mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, yonca, şeker pancarı, kavun, karpuz ve benzeri yağmurlama sulama ile sulanabilen Tüm bitkiler için rahatça kullanılabilir. Sistemler 50 metreden başlayıp 1100 metre yarıçapa kadar ulaşabilmektedir. Santril pivot sulama sistemleriyle diğer yüzey sulama sistemlerine göre %30-35-%50 arasında daha az su kullanarak sulama yapılabilir. Mahsulde maksimum seviyede bir artış sağlar. İş gücü ve zamandan tasarruf sağlar. Santril pivot sulama sistemleri %80 %85 su kullanım randımanı sağlamaktadır. İşçilik giderleri azdır. Sistem ortalama 3 senede en az yüzde kar ve üzeri araziler için maliyetini amorti etmektedir. Lineer sistemlere göre kullanımı daha azdır. Arazide sulanamayan %20'ye kadar boş yerler kalmaktadır. Bu durum verim kayıplarına neden olmaktadır. Arazide boşluk olmaması için boş kalan yerlere yağmurlama ya da damla sulama uygulanabilir. Bu durum ekstra uğraşlar getireceğinden diner sulama sistemine göre dezavantajlıdır. Diner sistemlere göre maliyetleri yaklaşık 20 oranında düşüktür. Tarlanın şekli ve arazi genişliğine göre tasarlanan sistem binlerce dekar alanı el değmeden otomatik olarak sulamaktadır. Bakımları düzgün yapıldığında en az 30 yıl ve üzeri kullanım ömrü vardır. Konya'da özellikle Abditolu, Hayiroğlu, Bakırtolu, Karatay bölgesi, Çumra bölgesi, İsmil gibi mahallelerde kullanılmaktadır. Bu sistemler için devlet desteği vardır. Tüm sistem için çıkan fatura tutarının %50'si devlet tarafından hibe verilmektedir. Bir sonraki programda farklı bir konu ile sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.